Ne güzel, herkesin emeği var. Evet. Allah ailelerinizi başınızdan eksik etmesin. Bu dolmaları kim serdi? Bu dolmalar da güzel. Bayağı ince sarılmış. Şöyle şöyle. Yan komşumun kızı ve yaşı bizden küçük. Gerçekten çok güzel yapıyor. Ellerine sağlık. Çok güzel yapıyor. Adı ne? Hilal. Hilal'cim teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Hadi bir tane Hilal'in sarmasından bana ver. Çok güzel sarıyor gerçekten. Bak kalem kaç yaşında? Sanırım 19. Ay canım. Ya da 20. Ya. Evet. Helal olsun. Ay, çok güzel sarmış. Ellerine sağlık. Vallahi de güzel. Adam olacak çocuk derler ya hani. Yani büyük yaprak sarmamı. Kaç yaşında sardım? 14. Annem hastanede yatıyordu. Benim annem bu arada 47 ameliyat geçirdi çocuklar. Ben biraz hem böyle anne gibiydim evde de. Yok belli o anaklık var zaten. İşte, demek oradanmış. Oradan olabilir. Şey, annemin dedim mutlu edeyim. Hani hastanede yatıyor. Annem ne sever? Yaprak sarma sever. İşte yaprak sarma sardım, birkaç yemek yaptım. Bir de annemin doktorlar dedi ki işte paça yesin. Dikişleri, kemikleri yeriz. Aman paça tarifi işte şimdiki gibi internete gir yok. Nereden öğreneceğim? Gittim işkembeciye. Oh. Dedim ki amca. Tarif mi istediniz? Tarif verir misiniz? Şaka yapmıyor. Gittim işkembeciye, verdi. Ha, o yaştaki birine mi dedi? 14 yaşındayım. Gittim, bakın bunu ilk defa anlatıyorum burada. İnanmıyorum. Anneme doktor işte kemikleri iyi kaynar, dikişlerine iyi gelir dedi diye. Nereden öğrenirim? 14 yaşındayım. Okuldan çıktım. İşkembeciye gittim. Ben oturmuşum defter, böyle kalem, kitap elimde. Paça tarifini aldım, hiç unutmuyorum. Ve gitmiştim ciğerciden alıp anneme paça ve şu sarmayı yapıp götürdüğümde annem hüngür hüngür ağladı. Yani. Ay dedim ki anne ben seni mutlu etmek için yaptım. Yani hani neden ağlıyorsun? Ve o anda ben de bak hiç unutmam. Bir de sardım yarım tencere. Ay diyorum bunun içinde bir eksik var. Ne? Soğan koymayı unutma. Şimdi soğanı doğra devam ettim. Yok hepsini tekrar aç. Soğanı doğra. O yüzden evet şimdi 19 yaşında genç böyle sarınca ben etkilendim ve işte bunlar geldi aklıma ya. Kusura bakmayın arada kendimden örnekler de veriyorum ama sizlerle özelimi paylaşıyorum. Çünkü sizler benim ailem gibisiniz. Bu unutamadığım bir şeydi. O yüzden işte annelerimizin kıymetini bilelim. Evet. Sağken başımızdayken ben bu lüksü yaşayamadım hiçbir zaman. Yani hep ben anne olmak zorunda kaldım sağlık problemlerinden dolayı. O da bana, ben eve gittiğim zaman annem geldi der zaten. Buradan anneciğim, öpüyorum. Tüm annelerinizi öpüyoruz. Bütün annelerin ellerinden öpüyoruz. Aslı Hanım'ın anısını gerçekten çok beğendim. Paça çorbası yapmış, sarma yapmış. Duygulandık aslında. Gerçekten çok hoş bir anıydı. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun hepiniz.